Evet kıymetli gönül dostlarımız, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızda. Bugün sizlere malulen emeklilik ve vergi indiriminden faydalanarak olan emeklilik hakkında kısa bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Evet, malulen emeklilik herhangi bir nedenden dolayı doğuştan veya sonradan olan meslek hastalıklarından kaynaklanan rahatsızlıklar, iş kazaları gibi durumlarda vücuttaki iş gücü kaybının %60 ve üzeri olması şartıyla elde edilen emeklilik ismidir. Tabii ki bu emekliliğin sade şartları bu değil. 1800 gün prim artı 10 senelik de sigortalılık süresi olması aranıyor. Bazı hastalıklarda bu 10 senelik sigortalılık süresi aranmıyor. O iş kazası veya meslek hastalığının türüne göre değişebiliyor arkadaşlar. Malulen emeklilikte emekli olan kişi hayatta olduğu sürece maaş alabiliyor ama hayatta olmadığı sürece maaş vasiye kalmıyor. Yani arkadaki emeklilik hakkından faydalanan kişi malulen emekli olan kişinin maaşını alamıyor. Malulen emeklilikte aylık düşük oluyor arkadaşlar. Malulen emeklilikte sigortalı bir işte çalışamıyorsunuz. Yani malulen emekli olan bir kişi herhangi bir sigortalı işte çalışamıyor arkadaşlar. Çalıştığı zaman emeklilik hakkı sonlandırılıyor. Diğer bir emekliliğimiz vergi muafiyetiyle olan emekliliğimiz. Bu da %40 ve üzeri engelli raporu olan ve vergi indirimine tabi olan kişilerin olduğu emeklilik türüdür arkadaşlar. %40, %59, %60, %79, %80 ve üzeri 3 sınıfta emeklilik çeşidimiz var arkadaşlar. Bunlar vergi muafiyetine göre belirleniyor ve bu vergi muafiyeti %40 ve üzeri engelli rapor alan kişilerin Ankara'ya gönderdikleri raporun oradan heyet kurulu kararı ile gelecek sonuca göre belirleniyor. Bu raporlarınızı bağlı bulunduğunuz illerdeki defterdarlık yani maliye müdürlüklerine bireysel veya çalıştığınız kurumlar aracılığıyla gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Vergi muafiyetiyle olan emeklilikte aylıklarınız yüksek oluyor. Ayrıca bu vergi muafiyetinden emekli olan kişiler hayattayken maaşını alabildiği gibi hayatta olmadığı zaman arkadan gelen kişiler yani onun vasisi emekli maaşını alabiliyor arkadaşlar. Bu emeklilikte emekli olan kişiler herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışabiliyor arkadaşlar. Zaten malulen emeklilik ve vergi muafiyeti ile emekli olan kişilerin arasındaki en önemli ve en gerçek manada hani bizim işimize yarayan emeklilik türü emekli olan kişilerin emekli olduktan sonra çalışabilmesi, malulen emekli olan kişilerin ise çalışamaması arkadaşlar. Bu bağlamda emekli olurken bu sisteme dikkat etmenizi ve bu emeklilik türlerini iyi bilmeniz gerekiyor. Emeklilik dilekçesi verirken zaten size kurum bu konuda yönlendirme yapmaktadır. Vergi muafiyeti emekliliğinde rapor oranlarına göre aylık yükselmesi oluyor mu diye bir soru geldi. Hayır arkadaşlar, bu oranla çalışmadığınız sürece emekli olduğunuzdan dolayı herhangi bir yükselme olmaz. Yani normal kişilerin emekli olduğu sistemden emekli oluyorsunuz. Evet değerli dostlar, bugün de sizlere malulen emeklilik ve vergi muafiyetiyle olan emeklilik hakkında kısa bilgilendirme yapmaya çalıştık. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programlarımız. Sizlerden gelen sorularla devam edecek. Bizler sizleri aydınlatma, fikirlerle beyan etme konusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizler sorularınızı gönderin, bizler cevaplayalım diyor. Güzel yarınlarda sizlerle buluşmak ve sizlerin kafasındaki tüm sorulara cevap vermek adına kalın sağlıcakla diyoruz. Hayırlı günler herkese.